Bugün konuşacağımız gelişmeler sadece Çin'i değil tüm dünyayı etkiliyor. 2017'de Çin hükümeti bir açıklama yaptı ve 2030'a kadar yapay zeka alanında dünya lideri olma hedefini açıkladı. Bu açıklama o dönem birçok kişiye iddialı gelse de rakamlar Çin'in bu hedefe doğru hızlı ilerlediğini gösteriyor. Gelin önce bu dev pazarın oyuncularını tanıyalım. Çin'in teknoloji dünyasında büyük dörtlü olarak bilinen şirketleri var. Baidu, Alibaba, Tencent ve ByteDance. Bu şirketlerin her biri kendi alanında çığır açıcı gelişmeleri imza atıyor. Baidu'yu ele alalım. Şirket Ernie adında son derece gelişmiş bir dil modeli geliştirdi. Bu model özellikle Çince dil işleme konusunda önemli başarılar elde etti. Bunun yanında otonom araç teknolojileri ve yapay zeka çip geliştirme projelerinde de öncü konumda. Ali Baba'nın Tongi modeli e-ticaret ve bulut bilişim alanında devrim yaratıyor. Şirketin City Brain projesi yapay zeka kullanarak şehir trafiğini optimize ediyor ve bu teknoloji şu anda birçok Çin şehrinde aktif olarak kullanılıyor. Keşke birileri bunu bizim ülkemizde de özellikle İstanbul için yapsa. Tencent bildiğiniz gibi WeChat'in arkasındaki şirket. Ancak onların Hunyuan AI modeli özellikle oyun endüstrisi ve sağlık teknolojilerinde çığır açıcı gelişmeleri imza atıyor. Bu arada belki Tencent'i PUBG Mobile'ı sahibi olarak da hatırlıyor olabilirsiniz. ByteDance'ı muhtemelen TikTok'un ana şirketi olarak biliyorsunuz. Ama onların asıl gücü geliştirdikleri öneri algoritmaları ve yapay zeka tabanlı içerik moderasyon sistemlerinde yatıyor. Ancak Çin'in yapay zeka ekosistemi sadece bu dev şirketlerden ibaret değil. Örneğin SenseTime. Bugün dünyanın en değerli yapay zeka girişimlerinden bir tanesi konumunda. Şirketin yüz tanıma teknolojileri ve akıllı şehir çözümleri küresel pazarda büyük ilgi görüyor. 7.5 milyar dolarlık değerlemesiyle SenseTime Çin'in yapay zeka potansiyelini gözler önüne seriyor. DJI ise bambaşka bir başarı hikayesi. Drone teknolojisinde dünya pazarının %70'ini kontrol eden şirket, yapay zeka destekli uçuş kontrol sistemleri ve görüntü işleme teknolojileriyle sektöre yön veriyor özellikle tarım ve endüstriyel uygulamalardaki çözümleri verimliliği ciddi oranda arttırıyor. DeepSeek gibi görece yeni şirketler ise açık kaynak yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle kod üretme ve dil modelleri alanında yaptıkları çalışmalar global yapay zeka topluluğunda büyük yankı uyandırıyor. Hadi şimdi gelin son zamanların popüler oyuncusu Amerika ve Çin'in yapay zeka savaşının alevlenmesini sağlayan Lian Wenfang'ın ve onun kurduğu DeepSeek'i biraz da detaylı inceleyelim. DeepSeek, Amerika'nın Çin'deki yapay zeka gelişimini sınırlandırmak için uyguladığı yıllarca süren politikaları alt üst eden bir şirket. Peki DeepSeek nasıl oldu da Google, OpenAI, Nvidia ve Amazon gibi devlerle rekabet edebilir hatta onların borsadaki hisselerinin çakılmasına sebebiyet verebilecek bir hale geldi? Ve daha da önemlisi bu gelişme yapay zekanın geleceğini nasıl değiştirecek? Diang Wenfang hakkında bilinenler oldukça sınırlı. Çin'in Zanchian şehri yakınlarında yoksul bir köyde doğdu. Babası bir öğretmendi ve annesi eğitim alanında çalışıyordu. Ancak Diang Wenfang'ın farkı üstün matematik zekasıydı. Öğretmenlerine göre daha ortaokuldayken üniversite seviyesinde matematik bilgisine sahipti. 2002 yılında Zanchen Üniversitesi'ne kabul edildi. Burada makine görüşü ve yapay zeka üzerine çalışmalar yaptı. Ancak onun için en önemli kırılma noktası Hangzhou'daki internet devriminin ortasına bulunmasıydı. Bu hem bir kırılma noktası hem de aslında çok büyük bir şanstı. Üniversite sonrası Diyan ve birkaç arkadaşı büyük veri analizine dayalı yatırım modelleri geliştirmeye başladılar. 2013'te Yeka adlı bir yatırım grubunu kurdular. Ardından 2015'te Highflyer adlı bir hedge fonun kurucu ortaklarından biri oldu Liam. Peki Highflyer neydi? Geleneksel finansal göstergeler yerine yapay zeka destekli büyük veri analizine dayalı yatırım kararları alıyordu Highflyer. 2021'de 100 milyar yuan yani yaklaşık 13,5 milyar dolarlık yönetim altındaki varlığa ulaştılar. Şu anda da fon hala 9 milyar dolar büyüklüğünde bir yönetim kapasitesine sahip. Bu noktada Van Fang yapay zekaya odaklanması gerektiğini fark ediyor. Çünkü finans piyasalarını analiz etmek için kullanılan yapay zeka modelleri aslında çok daha büyük bir potansiyele sahip. 2019'da High kendi yapay zeka platformunu geliştirmek için 200 milyon yuan yatırım yapıyor. Bu platformun adı ise Firefly One olarak açıklanıyor. Ancak asıl büyük sıçrama 2021 yılında geliyor. 1 milyar yuan yatırım yapılarak 10 bin adet Nvidia A100 grafik işlemcisi satın alınıyor. Bu yatırım DeepSeek'i Çin'de en büyük yapay zeka donanımının altyapılarından birine sahip şirketlerden biri haline getiriyor. Sonunda 2023 yılında DeepSeek bağımsız bir şirket olarak gruptan ayrılıyor. Ve işte asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Mayıs 2023'te Dipsik ultra düşük maliyetli bir sohbet botu piyasaya sürdü. Bu Çin'in yapay zeka sektöründe büyük bir fiyat savaşını başlattı. Alibaba, Baidu, Tencent gibi devler kendi yapay zeka fiyatlarını düşürmek zorunda kaldılar. Ancak Liang Wenfang bu stratejiyi sadece müşteri kazanmak için yapmadıklarını söyledi. Ona göre yapay zeka modellerinin eğitim maliyetini düşürebilen yeni yapılar geliştirmek uzun vadeli Dipsik'in rakiplerinden farklı kalacaktı. Kasım 2023'te DeepSeek Arvan modeli piyasaya sürüldü. Bu modelin en büyük özelliği eğitim maliyetinin 6 milyon dolardan az olmasıydı. Yanılmıyorsam 5.8 milyon dolar. Bu arada bu hala dünyada tartışılan ve inanılmayan konulardan bir tanesi. Çünkü OpenAI'nin benzer bir model için 100 milyonlarca dolar harcadığı biliniyor. Fakat DeepSeek bu açıklamasıyla beraber tüm dengeleri bozmuş durumda. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman bile DeepSeek'in başarısını etkileyici olarak değerlendiriyor. Fakat aynı zamanda DeepSeek'in AI eğitiminde OpenAI'nin modellerini kopyaladığı yönünde spekülasyonlar da ortaya atılıyor. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri ve Çin yapay zeka savaşlarını daha da kızıştırdı. Liam yani Wellfunk'ın en büyük hedefi AGI, yani yapay genel zeka geliştirmek. Peki neydi bu AGI? Bugünkü yapay zekalar belirli görevlerde insanlara yardımcı olabiliyorlar sadece. Ancak AGI'ler insan gibi düşünebilen, anlayabilen ve karar verebilen sistemler. Yani aslında sizin benim gibi sistemler. Bunun bir de süperi var. Ve Wenfang bunu başarmak için daha az donanımla daha güçlü yapay zeka modelleri üretmeyi hedefliyor. Çin devleti bile DeepSeek'i stratejik bir öncelik olarak görüyor. Bu, Çin'in DeepSeek'i bir devlet projesi gibi desteklediği anlamına geliyor olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü bu çok büyük bir veri savaşı. DeepSeek'in yükselişi bize yapay zekanın küresel dengesinin değişmekte olduğunu gösteriyor. Ve belki de gelecekte OpenAI ve DeepMind gibi devleri geride bırakacak en büyük yapay Zeka modeli Çin'den çıkabilir. Peki Çin bu kadar hızlı nasıl ilerliyor? Bunun birkaç önemli nedeni var. İlk olarak 1.4 milyarlık nüfusuyla Çin dünyanın en büyük veri havuzuna sahip. Yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi veri kritik öneme sahip ve Çin bu konuda büyük bir avantajında sahibi. İkincisi devlet desteği. Çin hükümeti yapay zekayı stratejik bir teknoloji olarak görüyor. Bu alana 150 milyar dolardan fazla yatırım yapıyorlar. Bu sadece finansal bir yatırım değil. Aynı zamanda regulasyon ve altyapı desteğini de içeriyor. Üçüncüsü gelişmiş teknoloji ekosistemi. 5G altyapısından akıllı şehir projelerine, inovasyon merkezlerinden girişim desteklerine kadar geniş bir ekosistem mevcut. Bu gelişmelerin pratik uygulamalarını da görmek mümkün. Örneğin sağlık sektöründe yapay zeka destekli teşhis sistemleri yaygın olarak kullanılıyor. Uzaktan sağlık hizmetleri ve ilaç geliştirme süreçlerinde yapay zeka teknolojileri önemli bir rol oynuyorlar. Eğitim alanında da benzer bir dönüşme yaşanıyor. Kişiselleştirilmiş öğrenme platformları ve yapay zeka tabanlı değerlendirme sistemleri eğitim kalitesini arttırıyor. Özellikle pandemi döneminde bu teknolojiler kritik önem kazandı. Finans sektöründe ise yapay zeka tabanlı kredi değerlendirme sistemleri ve dolandırıcı tespit uygulamaları yaygın olarak kullanılıyor. Robotik danışmanlık ve akıllı portföy yönetimi hizmetlerde hızla yaygınlaşıyor. Ancak tüm bu gelişmeler beraberinde bazı zorlukları ve tartışmaları da getiriyor. Veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması en önemli konunun başında geliyor. Siber güvenlik endişeleri ve uluslararası veri düzenlemeleri şirketlerin karşılaştığı önemli zorluklar arasında. Etik kaygılar da gündemde tabii ki de. Gözetim teknolojilerinin kullanımı ve yapay zekanın potansiyel köke kullanımı sürekli tartışan konularda. Şeffaflık ve yapay zeka etiği konusunda tartışmalar her gün her gün devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Teknoloji Savaşı, çip ambargoları ve fikri mülkiyet hakları konusundaki tartışmalar sektörü baştan aşağı etkiliyor. Peki gelecekte bizi ne bekliyor? Çin'in 2025 hedefleri arasında temel yapay zeka terörlüğüne atılım yapmak, yeni nesil yapay zeka çipleri geliştirmek ve akıllı üretim sistemlerinde lider olmak var. 2030 hedefi ise daha da iddialı. Küresel yapay zeka liderliği ve 1 trilyon dolarlık bir yapay zeka ekonomisi oluşturmak. Bu gelişmelerin küresel etkileri de göz ardı edilemez. Uluslararası araştırma ortaklıkları Teknoloji transferi ve akademik değişim programları bilgi paylaşımını hızlandırıyorlar. Ekonomik açıdan ise yeni iş modellerinin ortaya çıkması ve verimlilik artışı önemli değişimleri yol açıyor. Sonuç olarak Çin'in yapay zeka alanında yükselişi sadece teknolojik bir başarı hikayesi değil. Bu aynı zamanda küresel güç dengelerinin değişiminin ve yeni bir teknolojik çağın başlangıcının göstergesi. Ben Arman Acar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumları mutlaka bekliyorum. Takip ederseniz de harika olur. Görüşmek üzere.